Esenlikler, hoş geldiniz. Yaklaşık bir 3-4 gündür sanırım Bannerlord videosu gelmiyor. Kusura bakmayın. Ama sadece Bannerlord'da takılı kalmak istemiyorum açıkçası. Neticede tek bir şey yaparak çok da yukarı konumlara gelmem çok zor. O yüzden çeşitlilik iyidir. V Rising serisi protesto etseniz bile ki yarınız protesto ediyor. Devam edecek. Bir şans verirseniz mutlu olurum. Biz Bannerlord'a dönelim ama ne durumdaydık hocam? Kuzey'in en son iki şehrini almıştık. Son şehirlerini almak üzere gelmiştim. Ordum biraz yıpranmış durumda. 800 küsur adamız, içeride 558 kişi var. Kolay bir savaş olmayacak bizim için. Ondan önce bir seviyelerimizi bir atlatalım hocam. Neler gelmiş, neler gitmiş. Biz at üstünde daha çok yakın menzilli oynuyoruz. Atlanan seviyelerimiz var. Abimiz vekilliğini biraz daha geliştirmiş. Severiz kendisini, delikanlı adamdır. Varikçim tabii ki geliştiriyor. 10 numarada adamdır. Kendisi severiz. Gücünü arttıralım biraz. Kömür yutanı da mecburi olarak birlik lideri yapmıştık en son. Şimdi seviye atlayabilecek birileri var mı? Abi 100 keskin nişancıyla geziyormuşum. 110. Gerçekte bir seviye şeyi yok bizi kurtaracak. Yine de bir bakalım. Ekipmanımız bol neticede. Bir asker bir askerdir düsturuyla. Yo, bayağı da XP alıyorlarmış aslında. Yani neden kendimi zorlayıcı bir savaşa giriyorum? Çünkü oyun çok kolaylaştı. Biraz da zorlaştıralım, değil mi? Alabileceğim esirler var. Birkaçını alayım mesela. Tabii Vlandiyalı olanları alacağım. Daha haydutlu başını da alırım. Ya bu arkadaşları almak istiyorum ama yani serinin başında bir söz verdim. Bayağı da rahatlatır o 30 adam bizi ama verdiğim sözü tutacağım. Biz kuş atmamıza geçelim. Efendi gibi sözümüzü tutalım. Şimdi güç olarak bayağı üstünüz ancak sayıdan dolayı karşı tarafı çok avantajlı başlatacak. Yani ilk bir dalga boyunca bayağı dezavantajlı durumda olacağız. Bakalım. Zaten şimdi de hiçbir şey yapamazlarsa yorum yok abi. Bizim ordular rotayı korumaya gidiyordu en son. Yok, vazgeçmişler abi. Benim şehrim ya. Neyse yorum yapmıyorum. Bizi sürekli yüzüstü bırakıyorlar çünkü. Onun harici bir ekonomik durumumuz tamamen oturdu. Şu gelişmiş garnizon modu olması çok daha çabuk otururdu tabii ama olsun. Neticede herhangi bir şekilde para bug'ıdır, hiledir, carttır, curttur olmadan ekonomiyi sadece savaşarak bile oturtabiliyoruz. Bunu bir sefer daha görmüş olduk. Ben hızı niye 4x'e almamışım? Alışkanlık galiba. Neyse. Şu kuşatma ekipmanlarımız bir inşa olsun. Ondan sonra koyacağım trebüşeleri. Ki yıkılana kadar olur. İki tanesinin inşası yeterli. Yıkın çocuklar. Çok güzelsiniz. 10 numarasınız. Direkt gireceğim. Bir bakayım. Kaç Vlandiyalı daha var. Eşkıya'yı, soyguncuyu da alacağım. Çünkü onları Vlandiyalı adamlara çevirebiliyoruz. Son bir XP'mi ve dağıtacağım. Çok mu verdim? Evet, çok da vermemişim. Lütfen korna çalmayın dışarıdan hocam. Kayıt alıyoruz şurada. Girelim abi. Sayıyı umarım çok kötü vermez. Yani ne bileyim 200 kişi falan verirse bizi ki veremez. Karşı taraf 500 küsur adam. 500'e 400 gibi başlatır. Komutanlarım aynı. Zaten tüm orduların başında kaliteli komutanlar var. 540'a 400 verdi. Tamam. En azından karşı tarafa bir şans vermiş olduk. Birinci kuşatma kulem şuraya girecek. İkincisi sola girecek. Sağ taraf daha açık gibi. Ben sağ tarafta oynayayım. Canım atım. Karahancım bekle orada.
Bu arada Dertert ölmüyor hocam. Seriyi aslında Dertert uzatıyor. Çünkü kral olduğumuzda ve oyunu kazanacağımız kesin olduğunda seriyi bitireceğim dedim. Adam uzatıyor. Bakalım. Elbet ölecek. Aynı anda kafasını sıktık arkadaşın. Sorun yok. Okçularımız başarılı. Arbalet başarılı değil maalesef. Arbalet beni üzüyor. Hem de sürekli bir şekilde. Yemin ediyorum multiplayer'da daha iyi olan tek şey arbalet. Başka hiçbir şey yok. Hani savaş mekanikleri olarak, savaş buff'ları olarak. Ölmeyin çocuklar. Gerçi 11'e 40. Tamam ya, yine karşımızda duramadılar. Çok fazla keskin nişancım var. Ki 47 öldürmenin 23'ünü benim nişancılar yapmış. Bakıyorum. 8'ini ben yapmışım zaten. Bütün yükü biz yükleniyoruz aslında. Öldürme yükünü. Özellikle menzilde. Şu arkadan biraz ok toplayayım. Bu arada eski serimizde ok sadağı olan bazı durumlar oluyordu. Muhtemelen mühendis geliştiğinde oluyor o durum. Ama bu seride mühendis başta bulamadım, sonradan aramadım. İhtiyacım kalmadı çünkü 4x'te oynadığımız için oyunu. O yüzden saldırıda biraz dezavantajlı duruma düşüyoruz aslında. Sağlık olsun diyeyim. Çocuklar o kadar mı fazlasınız? Ben de gireceğim sizinle, merak etmeyin. Şurayı biraz daha temizleyelim. Sen ölsene be. Tamam. İlk biz çıkalım hocam. Kayıp durumuna bakalım. Çok avantajlıyız. Kuzey duramıyor karşımızda. Yapacak bir şey yok yani. Bilerek de yenilemeyiz. Sırf adamlar karşımızda durabilsin diye, değil mi? Sola atlarım ben. Şöyle bir süper kahraman inişi gelir. O kadar da yüksek değilmiş. Açacağım burayı. Açtım, açtım, açtım. Çok mu geliyorsunuz peşimden? Yok. Hallederim sizi. Güzel, peşimde bıraktılar. Ben ne yapacağım? Ben surdaki okçuları indirmeye çalışacağım. En çok zararı bu arkadaşlar veriyor çünkü çok fazla açıları var. Ve piyadelerim sabit duruyorken ne yapıyorlar? Kafaya kafaya atıyorlar tabii. Çok hit yemeseydim daha çok yakın menzile girecektim ama şimdilik verebildiğim maksimum zarara odaklanayım ben. İlk dalgada karşı taraf çok kalabalık olduğu için bizimkilerin girememesi normal. Şu an okçularım aslında taşıyor kuşatmayı. Okçularım sırtlıyor. Yani buraya özellikle son oyun zorluğunda dalmam direkt intihar şu anda. O yüzden bir tık daha sakin oynayacağım. Vaktim var neticede. Bana birisi ok atıyor ama. Yok. Şurada bir arkadaş. Aynen. Güzel. Okçuları çok serbest atış yapıyor ya. Muhtemelen şehrin surları 3 seviye. Zaten kaybın çoğunu az çok bakıyorum sağ üstten. Karşı okçular verdiriyor bize. Yok, ben onu kestirdim, gözümü onu vuracağım. Okumuz yine bitmiş. Doğaldır tabi. Gördüm ama yukarı çıkıp sıkar dedim ben. Neyse. 278'e 250. Zaten birebir bile gitse sayımız yaklaşık 300 kişi fazla olduğu için biz alacağız bu kuşatmayı. Umudum o yönde yani. Ki biz tükenmemişken karşı taraf tükendi. Zaten ortalama 100-150 kişi fazla başladılar. Doğaldır bu kayıplar.
Her türlü kazandık bu kuşatmayı. Yani 50 adam 300 adam yenerlerse zaten bırakalım. Hanenin anahtarını verelim. Karakergit'ten Bakar'a hayatımıza devam edelim değil mi? Ekstra tutsak almayacağım. Şu arkadaşlara tekrar bakıyorum. Yani kervan muhafızlarını verelim. Paralı askerleri verelim. Verdik, verdik. Şunları da verdik. Tamam. Çok uzun bir silahsın ama işe yaramazsın maalesef. Şey vardı az önce bir göz ucuyla görmüştüm. Efsanevi avcı mıydı? Aynen. 52 delici veriyorsun. 85 isabet veriyorsun. Seviyesine göre 10 numara bu arada. Ben soylu yayımı özledim abi ya. Neyse. Talan edip bırakacağım her zamanki gibi. Elimdeki orduyu da dağıtacağım artık. Tabii Nogant ve Varik ve şeyi bırakacağım. Kömür yutanı. Maliyetinin sıfır olma sebebi henüz yeni bıraktığımız bu arkadaşları. Bize yeni bir ordu lazım. Bizimkilerden boşta olan çok da birileri yokmuş. Bayağı da yıpranmış bu arada. Ulan diye. Ya da hepsi farklı ordulardı. Kuzey'in elinde ne kaldı? İki tane kale kaldı. Ben bu adamları bitirmeden bu savaşı bitirmem. Bizimkiler de barışa yanaşmıyor. Çok güzel. Hiçbir şeyleri yok zaten. Bir son kalede çok zorlanırım muhtemelen. Ona da bakacağız. Bu şehirde biraz bekleyeceğim. Bana verme imkanları var çünkü. Yok, Vartin'e veriyorlar. Hakkıdır abi. Adamın 4 tane mülkü var. Bizim yaralılar dinlenirken bir su için bir de ordu sayımı arttırmam lazım. Yetmiyor. Suyu da üstüme döktüm abi gerçekten mi? Neyse. Adana'dayım zaten. Sıkıntı yok. Daha video bitmeden kuruyacağına o kadar eminim ki abi çok sıcak. Bir de videoları çekerken maalesef vantilatörü de çalıştıramıyorum. Yoruyor, üzüyor. Ancak elden bir şey gelmez. Boşa düşen ekstra birileri var mı? Tamam, şöyle bir 800 kişi oluruz yine hatta bir 900 kişi. 200 kişisin. Abi şu arkadaşa yardım edeyim ya. Yazıktır. Sorun yok. Gidebilirsin canım. Ben de seni seviyorum Seyincim. Görüşürüz. Şimdi moralim 100. Şunu yapacağım. Esirlerin içerisinden son seviye olan ve gözümün tuttuğu arkadaşları alacağım. Bir dakika abi. Vermeyeceğim. Sıfırlayalım şunu bir. Morali zaten hızlıca toparlarız. Bunları bizim çocuklara vereceğim. Boş boş durmasınlar. Asker lazım çünkü. Soyguncuyu da kendime alayım. Abimize verelim. Hatta yok. Varik'e verelim. Varik daha çok umut vaat ediyor çünkü. Tamam. Ha, burada 200 kişi var. Bu kaleyi her türlü düşürürüz. Son kaleleri Gauss olacak muhtemelen. Orayı düşürmek gerçekten zor olacak. Güzel. Kaleyi sokmadan almam iyi. Çünkü bütün soylular mide bulandırıcı oluyor. "900 oluruz" dedik. Adam yolda yıprandı ya. Neyse. Sıkıntı yok. Ben bu kuzeyi bitireceğim. Her türlü bitireceğim. Bu kuşatma kolay bir kuşatma olacak zaten. Umarım bunu deyip yenilmem ama. Hiçbir türlü yenilmeyiz ya. İmkanı yok. Özellikle şu durumdayken. Dertert ilk defa ordu kurdu. Durumun ciddiyetini fark etti galiba kendileri. Umarım savaşta ölür diyelim. Bulan diye hiçbir şey yapmıyor çünkü kendileri. Genelde bizi öne attı. Urundulf'u öne attı. Ospir'i öne attı. Berikan'ı öne attı. Yani ve bunu yaklaşık 27. bölümdeyiz sanırım. Ya da 26.
26-27 bölüm boyunca yaptı kendileri. Şunu da inşa edin, girelim çocuklar. Hafif de akşam oluyor ama sıkıntı yok. Meşale modlarımız var. Toparlayacaktır bu bizi. Bakalım kaça kaç atacak. Çok kalabalık atacak bize, onu biliyorum gerçi ama. Giden komutanlarım var yerlerine. Bakalım tekerlin var, çifterlin var. Geç Normut'cum. Kundaklı yayı olan var mı? Her iki verebilirim. Mertiyon'u verebilirim. Aldıcım sen değildi. Lasant sen de şu ordunun başına geç. Geriye kalanlar bana gelsin. Yani 650-343 zaten muhtemelen. Evet. 240 tane okçum var. Biz içeriye girmeden bayağı bir yıpratmış olacağız arkadaşlarım. Onlar da beni yıpratmayı seçiyorlar. Şöyle bir pozisyon bulayım kendime. Bu kaleyi hatırlıyorum sanırım. Aynen öyle. Sağdan çok çabuk giriliyordu buraya. Evet. Gayet doğru hatırlıyorum. Şu aşağıda açılmıyor muydu sanki ya? Neyse. Savaş başlamadan da düşmeyeyim. Değil mi? Sağ tarafı kolay giriliyordu ama onu %100 hatırlıyorum da bu kergitler, kara kergitler ne alaka hocam? Her gittiğimiz yerde karşımızdalar. Bu artık kuzey demiş bu arkadaş ama sanki paralı askerlikten çıkıp lehimize, pardon, aleyhimize çalışmaya dönüşmüş gibi. Sıkıntı yok. Halledeceğiz hepsini. Buraya okçu gelmedi mi peki çocuklar? Dediğim gibi hallolacak meseleler bunlar. Burası çok çabuk açılıyor. Kuşatma kulesi özellikle çıkmak için çok kolaylaştırıyor bizimkilerin işini. Ama önden bir salacağım bizimkileri. Ya da yok ya. Soldan sızarım ben buraya. Aç abicim. Aynen böyle. Sayıları yetersiz çünkü adamların iki katı, sürekli bir şekilde düzenleri bozulacak. Mızraklı, özür dilerim. Direkt piyadelerimle ilerleyeceğim bu savaş. Sürekli okçuluk yakışmıyor bize. Ulan Vlandiyalı, ne arıyorsun sen karşıda? Yakalayın onu. Özellikle onu yakalayın çocuklar. Yukarıda çok okçu var, ilerlemeniz lazım. Fixlemişler bu arada. Değiştirmişler bazı yerlerini. Şurayı değiştirmemişler ama. Aynen çocuklar, bu yolda. Kapıya kadar geldik zaten ya. Soylu arkadaş, ya imparatorunla birlikte diyarı terk et ya da bizim tarafımıza katıl. İki opsiyonum var. Çocuklar sağ taraf mı direniyor sadece? Burada adam kalmadı çünkü. Aynen, bir burada 3-5 adam kalmışlar. Çok hızlı bir kuşatma oldu da belli zaten hani 300 adam bize ne yapabilir, değil mi? Yakalarım ben seni. Umarım. Yok, yakalayamadım. Çok da büyük konuşmamak lazımmış. Öldürün oğlum sonuncuyu. Yukarıda bakın. Bebek kaçıyor galiba. Bug'da değil ama. Evet. Güzel. Kendi kayıplarımıza bakalım. 5, 23 kayıp vermişiz. Bu arkadaşlar niye bu kadar çok kayıp vermiş?
Piyade miyade getirmişler, acemi getirmişler. Bunları ölümden saymıyoruz tabi. Selam Oderik'cim, gidebilirsin. Gerçi zaten bütün Vlandia'yı muhtemelen aram 100 üzerinden 100 ama sorun yok. Adamlar buradan yenilip kaçanlar. Kurtulmadan Gauss'a gideceğim. Şu an ekstra kaybedilen yerler umurumda değil. Neden değil? Çünkü şu an Kuzey İmparatorluğunu bitirmek çok daha önemli. Ve onu bu bölümde yapmak istiyorum. Bakın asker topluyorlar, daha kaleye kaçamadılar. Tabii kaçma imkanları da var. O yüzden ekstra çağırabildiğim herkesi çağıracağım. Ya bu kadar da gerek yoktu ama Kuzey'in son savaşı abi. Yok ama gerçekten bu kadara da gerek yok. Tamam, bu arkadaşlar gelsin, kafi. Adamlar içeriye kapanmadan, bakın tamam içeri kapanıp ortalama 1000 tane adama kadar çıkabilirlerdi. Çünkü çok fazla soyluları var. Hepsi 10-20, 20-30 toplanıp burayı korumaya çalışırdı. Ancak izin vermeyeceğim abi. Kuzey'i bu savaş kesin kes bitireceğim. Ve her an bizimkiler barış atabilir. Yaşamalarını sağlayabilir. Öyle bir şey istemiyorum. Kızım daha da zeki oluyor. Madem zekisin, tam bir yönetici olarak yetiş. Kuzey bitecek abi. Kuzey bu bölüm bitecek. Özellikle Kuzey'de iş tutmaları, benim şahsi mülklerimi almaları bir değil birkaç farklı bardağın son damlalarını taşırdı. Hayır. Hayır. 2 günümüz var karar için. Bir tane merdiven olsun, gireceğim. Yıkın hepsini çocuklar, çabuk. Çocuklar bakın yapmayın. Abi gireceğim. Kuzey ile barış yapıyorlar. Yok etmem lazım. 1200 kişiyiz. Çok kayıp vereceğiz. Mancınıkları çok fazla. Ama kaybetmeyiz. Mecburi bir şekilde giriyoruz buraya. Gerçi bir mancını, bir baristası varmış ya. Tamam, sıkıntı yok. Dediğim gibi bizimkiler her an barış yapabilirdi ve ben bunu istemedim. 600-350'lik bir savaş. Her türlü kazandık. Kuzey'i yok edeceğiz. Ya o şeyle uğraşmak istemedim hocam. Yani Kuzey ile barış yaptık. Kuzey adam topladı. Sonraki gelişimde bu kale 1000 adam olacaktı yani. Ve ben öyle bir şey istemiyorum açıkçası. Yok olsunlar. Rakibimiz azalsın. Niye vuramıyorum ya? İyiyim. Sakinim. Yorum yok. Tamam. Bu arada bu konuşmayı sanırım daha erken yapmam gerekiyordu ama 1000 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani bu tarz konuşmaları hiç aşina olmadığım için garip geliyor bazen. O yüzden unutabiliyorum. Ama teker teker teşekkür ederim hepinize. Özellikle şu an izleyenler zaten kemik izleyicilerim. %90 oranlarında. Size ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Sürekli bir şekilde izlediniz beni. Yani multiplayer, single player, farklı oyun fark etmeksizin gerek yorumlarınız, gerek destekleriniz, hakikaten teşekkür ediyorum hepinize. Soylu mu o? Yok. Bütçeleri sanırım çok nadir görüyoruz kendilerinin. İmparatorluk hanedanlıkları o kadar çok yıprandı ki göremiyoruz hatta. Haydi çocuklar. Kapıdan gireceğim bu sefer bu arada. Son yolculuklarını öyle uğurlayalım. Tamam. Mancınık yıktı. Sıkıntı yok. Karşı taraf 290 kişi kalmış bile. Bizim okçular zaten adamların büyük bir kısmını öldürdü. Aynen öyle. Bunu da yıkmayın ama. Sadece tek bir yere hapsederlerse bizi sıkıntı. Ha, yine alırız da çok uzun sürer.
Biraz fırlatmalı bir şeyler atalım. Gerçi çok düşük becerimiz ama fırlatma kolay ya. Yani tutturması çok zor değil. Bir tek hareketliyken çok zor tutturuyorsunuz. Şu arkadaşa bir mızrak atalım. Gerçi çekildi önümüzden. Ha yok. Hop. Tutmadı abi. Ben işime dönmeniz. Son birkaç sefer daha denedikten sonra tabii. Biliyorsunuz biraz inatçı bir adamım. Canım. Yok. Sen kendi işine bak abi diyorlar. Sıkıntı yok, bakarım. Haddimizi biliriz. Kapıyı hızlı kırın oğlum. Arkadan mı okçu atıyor bana? Muhtemelen şu delikten atıyor. Sorun değil. Güzel, taştan kurtuldum. Buradan da kurtuldum ilk ivmeyle. Çok iyi. Şu okçudan intikamımı alayım. Seviyemi atladık. Tamam. Kuzey'in son savaşında seviye atlamamız güzel. Çok yavaşsın be canım. Şu an benim işim okçularla. Sevmiyorum. Karşımdaki okçuları tabi. Yoksa okçuları da okçuları da severim. Bilirsiniz. Ama benim yay kullanamadığım yerde de kullanmasınlar abi. Değil mi? Çok kalabalıkmış burası. Sıkıntı yok. Geri döneriz. Döndürmüyorlar. Bir çaresine bakacağız. Güzel, piyadelerim geldi. Seviyorum ya. Hakikaten seviyorum bu çocukları. 10 numara adamlar. Bir dakika. Şöyle yapayım. Hop. Çocuklar yiyin şu kısa boyluyu ya. Hadi. Çok güzel. Kalabalık olarak savundukları bir yer kaldı mı karşı tarafın? Evet, şurası. Hop. Bizim bir iki çocuk da hafif yaralandı ama sıkıntı yok. Sol taraf tamamen açılmış. Zaten bittiler gerçi. Abi şu halime bakın. Bu adam savaşçı işte hocam. Rudolf dediğin savaşçı adam ya. Bu arada sanırım ticaretteki o nam açığını kullanmadan ilk defa 5 seviye bir klana sahip oldum. Kullanmadan da oluyormuş. Ha, yavaşlattı mı? Yavaşlattı. Uzunca bir süre çok küçük ordular yönettik. Sıkıntı yok. Canım, gidebilirsin zaten. Artık imparatorluğun yok. Kendinize iyi bakın. Umarım bir ikiniz Vlandia tarafına gelir. Bizimkilerin savaş kararı geçersiz artık. Çok bir izin vermedim kendilerine. Dediğim gibi umarım birkaçı ya da en azından bir tanesi Vlandia tarafına gelir. Ancak Kuzey İmparatorluğu artık yok. Bizim elimizde son buldular. Yaptıklarının bedelini tabii ki ödeyeceklerdi, değil mi? Geçmiş olsun diyelim. Şu elimdeki orduyu da dağıtacağım. Çocuklar da toparlansın. Oh, bir dünya haritamıza bakalım. Gelecek durağım Sturgi olacak muhtemelen. Çok bir şeyleri kalmadı çünkü. Yakında bu Kuzeyit yine bize bir savaş açar. Başkentlerini almıştım ama kesinlikle uslanmayacaklar, yani uslanacaklarını bekleyen yoktur sanırım aranızda. Seviyemizi neye verebiliriz? Seviyemizi mühendisliğe verelim abi. Mühendis de ben oldum. Yapacak bir şey yok. Şu an bize karşı koyabilecek bir taraf var mı? Gücümüz bayağı azaldı tabii ama bir imparatorluğu yok etmek kolay bir şey değil. Yine de en güçlü biziz hala. Herhangi bir şekilde yarı gücümüze zor geliyorlar. Batı bayağı güçlenmiş ama. Onun da çaresine bakarız ancak gelecek bölümler bakarız. Çünkü yarım saatlik sınırımıza tam olarak şu an gelmişiz.
Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. Esenlikler.